Avrupa Birliği, Makedonya'daki siyasi krizin aşılması için devrede. Ülkedeki siyasi parti ve örgüt liderleriyle bir araya gelen Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn, Makedonya'daki siyasi krizin aşılması için gelecek yılın Nisan ayı sonuna kadar erken seçime gidilmesi konusunda ülkedeki siyasi parti liderleriyle görüş birliğine vardıklarını söyledi. Hahn, bir sonraki görüşmenin gelecek hafta Brüksel'de gerçekleşeceğini açıkladı. Makedonya'daki siyasi kriz, 2010 yılında hükümet aleyhine yayın yapan A1 televizyonunun kapatılması ve televizyon kanalı sahibinin tutuklanmasıyla başlamış, ardından 2012 yılının sonunda 2013 yılı bütçesinin görüşüldüğü meclis oturumunda büyümüştü. Kriz, 2015 yılının başından itibaren yeni bir boyut kazandı. Ana muhalefet lideri Zaev'in, Başbakan Gruevski ve diğer hükümet üyelerinin telefon görüşmelerini kamuoyuyla paylaşması ve söz konusu kişileri yolsuzluk yapmak, görevi kötüye kullanmak ve suçların üzerini örtmekle suçlaması, ülkedeki krizin daha da derinleşmesine neden oldu. Kırgızistan'dan Rusya'ya giden göçmenlerin yaklaşık 250 bine yakını Rus vatandaşlığına geçti. Rusya vatandaşlığına geçen Kırgızistanlıların durumu Bişkek'te tartışıldı. Tartışmaya Rus tarihçi ve Orta Asya uzmanı Sergey Abashin de katıldı. Abashin'e göre yaklaşık 200-250 bin arası Kırgızistanlı son yıllarda Rus vatandaşlığına geçti. Toplantıda Kırgızistan'dan Rusya'ya göçün çok çeşitli nedenleri olduğu ve göç yollarının belirli olmadığı kaydedildi. Göçmenlerin büyük çoğunluğunu ülkenin güneyinde yaşayan Özbekler oluşturuyor. Rusya'ya göç eden Özbekler yeni ortama çabuk alışıyor. Göçmenlerin geneli ise burada çalışarak kazandıkları parayı ülkelerine gönderiyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in Rusya'nın 1916 yılında Kırgız halkına karşı toplu cinayetlerinin 100. yıl dönümünde takip edilecek stratejiyle ilgili bir kararname imzaladığı bildirildi. Atambayev'in kararnamesinde 1916 yılında Rusların Türkistan'da yaptığı katliamlarda Kırgızların %40'ının öldürüldüğü belirtildi. Kararnamede uzun yıllar 1916 olaylarını hatırlamamak gibi yanlış bir politika uygulandı. Bağımsızlıktan sonra sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki girişimleri devlet organlarının kararlarına yansımadı. Neticede 1916 olaylarını doğru değerlendirmek, dağ geçitlerinde ölenleri yeniden defnetmek, olaylarda ölenlerin anısını yaşatmak gibi konular çözüme bağlanamıyor denildi. Kararnameye göre toplu mezarlardakilerin yeniden defnedilmesi ve 1916 olaylarının ilmi yönden araştırılması için devlet bütçesinden kaynak ayrılacak. Bazı Kırgız tarihçileri ve sivil toplum temsilcileri soykırım olarak nitelendirdikleri 1916 olaylarından dolayı Rusya'nın tazminat ödemesini talep ediyor. Rusya'nın Türkistan'da 1916 yılında yaptığı katliam konusu birkaç yıl önce de gündeme getirilmişti. 2008 yılında Kırgız Meclisi Ağustos ayının ilk pazarını bu katliam kurbanlarını anma günü ilan etmiş, Kırgız Meclisi'nin bu kararını Moskova hükümeti protesto etmişti. 1916 yılında Orta Asya halkları Çarlık Rusyası'nın zorla işçi yapılma politikasına karşı büyük bir isyan başlatmışlardı. Tarihi belgelere göre 1916'nın Temmuz ayında Semerkant'ta 25, Sirdarya'da 20, Fergana Vadisi'nde 86 halk ayaklanması olmuştu. Bu isyanların tümü Rus askerleri tarafından acımasızca bastırılmış ve katliamlarda yüz binlerce Türkistanlı öldürülmüştü. Berat Kandili dolayısıyla Batı Trakya'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Görmez, temaslarına Gümülcine Başkonsolosluğunu ziyaret ederek başladı. Görmez, burada yaptığı konuşmada Berat Kandili'nde Batı Trakyalı Müslüman Türk kardeşleriyle olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, gecikmiş de olsa buradaki soydaşlarımızla Batı Trakya'daki Müslüman Türk kardeşlerimizle birlikte olmaktan bahtiyarız dedi. Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığın dini alanda karşılaştığı sorunlara değinen Görmez, ziyareti sırasında Batı Trakyalı din adamlarıyla bu sorunları görüşme imkanı bulacağını söyledi. Görmez, çağımızda ülkelerin büyüklüğü sahip olduğu ekonomik gücüyle değil, içerisinde bulunan farklı kültür ve inançları birlikte yaşatabilme gücüyle değerlendirilir. Yani eğer bir ülke kendi içerisinde yaşayan farklı inançları ve kültürleri yok sayıyorsa, kimliklerin inşası noktasında engel çıkarıyorsa, o ülkenin küçüldüğü ve bugünkü dünyada yeri olmadığı anlamına gelir dedi. İskeçe'nin seçilmiş müftü yardımcısı Ahmet Kral, Türkiye'den Diyanet İşleri Başkanı gibi üst düzey yetkililerin Batı Trakya'yı ziyaret etmesinin Türk azınlığını cesaretlendirdiğini söyledi.
Evet, tekrar merhaba. Konuğumuzu takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Mehmet Şeker, Uşak Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam şimdi Türkistan tarihinde ya da tarihte gibi belki genel olarak seyahatnamelerin önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Bunlar arasında özellikle Orta Çağ'da sanıyorum önemli örneklerden biri de İbn-i Batuta seyahatnamesi ve sizin de bu konudaki çalışmalarınızla biliyoruz. Şimdi biraz İbn-i Batuta'yı, İbn-i Batuta'nın eserinde yer alan Anadolu başta olmak üzere Türk topluluklarını ele alalım istedik. Tabii İbn-i Batuta dedik. İbn-i Batuta kimdir? Hakkında ne kadar bilgimiz var? İsterseniz buradan başlayabilir miyiz? Az bilinen bir seyyah. Bizim özellikle Anadolu Türk coğrafyası hakkında çok önemli bilgiler verdiği halde Türkiye'de çok fazla tanınmıyor. Şunu söylemek lazım. Müslümanların gezgini diye tanımlıyorlar İbn-i Batuta'yı. Yazarlar. Bu dinin tanımı, hatta İbn-i Batuta'nın biraz sonra bahsedeceğiz, eserini kaleme alan katibi onu bu dinin seyyahı diye ifadelendiriyor. Onun için İbn-i Batuta hakikaten Müslümanlar arasında yetişmiş ve daha büyük ve geniş bir coğrafyayı gezerek anlatmış bir seyyah. İbn-i Batuta Kuzey Afrika'da, Fas'ta, Tanca şehrinde dünyaya gelmiş bir zat. Aslen Berberi olduğunu zannediyorlar, zannediyoruz biz de. Letavi'ye zaten kendi nispesinde de o var. Tancevi ve Letavi diye ifadelendiriliyor. O bakımdan 14. yüzyılın önemli bir seyyahı. Ha, şunu söylemek mümkün. Peki başka ilimlerle meşgul olmamış mı? Olmuş. Kendisini bir temel medrese tahsili yapmıştır diye isimlendirenler de var. Ama asıl onun tahsili gezip gördüğü yerlerde öğrendikleri, edindiği yeni bilgiler ve ilmi icazetler almış. Hadiste icazet almış mesela. 14 Suriye'ye geldiğinde 14 ayrı hocadan okumuş ve icazet almış. O bakımdan kendini gezerken yetiştirmiş. Sadece Fas'ta veya Tanca'da bulunduğu sırada değil, seyyah olduğu zaman da yetiştiren bir ilim adamı. Onun için biz 14. yüzyılda Kuzey Afrika'dan çıkıp Mısır yoluyla hacca gitme niyetiyle Müslüman ülkelerini tanıma amacıyla gezen bir gezinle karşı karşıyayız. Arapça yazıyor değil mi hocam? Arapça tabii tabii. Çünkü o dönemin medeniyet dili Arapça. İslam medeniyetinin 14. yüzyılda, 13. ve 14. yüzyıla kadarki dili Arapçadır. İlim dili Arapçadır. O bakımdan o da o geleneği devam ettirmiş ve Arapça yazmış o geleneğe uyarak. Peki şimdi 14. yüzyılın başlarında doğuyor. 1368'de veya 69'da da vefat ediyor. Evet. O dönemin böyle İslam dünyasının bir panoramasına baktığımızda nasıl bir tablo var ortada? Şimdi Fahri Bey, yani en zorlu yıllardan birisi İslam dünyasının. Bir taraftan Moğollar gelmiş, kasıp kavurmuşlar, bütün İslam dünyasını yakıp yıkmışlar. Ayrıca onların sonucunda da yönetimlerde zafiyet ortaya çıkmış. O yüzden bütün Müslümanlar kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalmışlar. O bakımdan bu dağınık coğrafyada çeşitli beylikler ortaya çıkmış, emirlikler ortaya çıkmış, farklı farklı yönetimler oluşmuş. O bakımdan bir siyasi birlik yok. Bilim, herkes de biraz şunu belki göz önüne almak lazım. Kendine sığınacak bir kapı aramış. Ve bu amaçla tasavvufa yönelmiş. Mistik hayatı tercih etmiş. Nitekim
İslam tasavvufunun en yaygınlaştığı, köklerinin çıktığı dönem o dönem. İşte Mevlana çıkmış, Yunus çıkmış Anadolu'da ve yani diğer bölgelerde farklı tasavvuflar görülüyor. O bakımdan İbn Battuta'nın yaşadığı dönem, İbn Haldun da aynı yani, çağdaş o da. Hem çağdaşı hem çağdaş. Yani yine Kuzey Afrika. Değil mi? Kökenli. Tabii Tancalı o da. Evet. O da Tancalı. Hemşehrisi. O bakımdan o dönemin yani sosyolojisini oluşturan bir İbn Haldun var. Gezgin olarak yine sosyal olaylara değinen İbn Battuta var. Yani o bakımdan o dönemi anlamak için İbn Battuta'yı okumak lazım. Peki İbn Battuta'nın eseri İslam dünyasına ilişkin türünün ilk örneklerinden biri midir? Yoksa bu bir rihle geleneği değil mi hocam? Rihle türü evet, ya da. Zaten Rihletü İbn Battuta diye tanınır. Ne demek Rihletü? İbn Battuta'nın seyahatleri veya seyahatnamesi şeklinde. Asıl kitabına verdiği ad Tuhfetün Nuzar fi garaybil emsar ve acayibil esfar diye anılıyor. Yani gördüklerimin, gördüğüm şehirlerin, büyük ülkelerin hediyesi şeklinde takdim etmiş kitabını. Kitabına bu ad verilmiş ama bu adla tanınmamış. Evet. Rihle diye tanınmış. Ya da biz Türkiye'de akademisyenler olarak ve ilim dünyasında İbn Battuta'nın seyahatnamesi diye tanıyoruz ve öyle yazıyoruz eserlerimize. Türkçe'ye yapılan tercümesi de Osmanlı Türkçesiyle yapılan bir damat Mehmet Şerif Paşa'nın yaptığı bir tercüme var. İlk tercümedir o. O da önemli. Sorunuzun ikinci kısmına gelince İbn Battuta'dan önce de seyahatname yazanlar var. Bu seyahatnamelerden de nitekim İbn Battuta yararlanmış, gördüğü yerleri mukayese etmek için onlara bakmış ve farklarını da yazmış zaten. İbn Battuta'nın özelliği tıpkı bizim Evliya Çelebi'de gördüğümüz gibi şefaat ya Resulallah diyeceği yerde seyahat ya Resulallah demiş mi menkıbesini biz İbn Battuta'ya da uygulayabiliriz. O da Müslümanların halini görmek için Müslüman ülkelerini dolaşmak amacıyla yola çıkmış. Mısır'a gelmiş. Mısır'da bir derslerine devam ettiği hocası bunu Hind'e yönlendirmiş. Hindistan bölgesine, Hint, Sint ve Türkistan coğrafyasına yönlendirmiş ve o bölgeye o bölgeyi görmeyi arzuluyor. Ama öncelik hacca gitmek de istiyor. İşte Suriye bölgesine geliyor, oradan Hicaz'a iniyor, ilk haccını yapıyor. 22 yaşında başladığı bu seyahatine 28 yıl devam etmiş. Yani yaklaşık 50 yaşlarını geçtiği sırada hala geziyor idi yani. Zaten 65 yaşında vefat ettiği dikkate alınırsa ömrünün yarısını, çocukluğunda sayarsak yarısından daha fazlasını seyahatte geçirmiş. İbni Battuta'nın şöyle bir şey aktarılır hocam, bilmiyorum teyit eder misiniz? Aynı yoldan iki defa geçmemek ilkesiyle seyahat ettiği aynı güzergahtan veya sık sık zikzaklar çiziyor. Ondan işte gidiyor. Mesela düzgün yol varken yolu değiştiriyor. O öbür tarafı da görmek istiyor. Çünkü görme merakı var. Zaten İbn Battuta'nın en önemli özelliği görme arzusuyla yola çıkmış olmasıdır. Dünyayı tanımak ama İslam dünyasını tanımak. Müslümanların hal ve hareketlerini, inançlarını görmek, gözlemek istemiş. Bu arada onları notlarına yazarken gezdiği coğrafyalardaki gayrimüslim unsurları da
tespit etmiş. Onları da ihmal etmemiş. Hmm. Onları da görmüş ve onlar hakkında da bilgiler veriyor. Hmm. Yani Hint dünyasına da gitmiş. Oradakiler hakkında bilgi vermiş. Hmm. Afrika'ya mesela sonra son gezisinin ikinci bir adımı olacak. Hmm. Son zamanlarında ki yaşı o zaman belki de 45'in üstünde 50 civarlarında Afrika'nın balta girmemiş ormanları içinde dolaşmış. Oradaki Sevahili bölgesi hakkında ilk bilgileri İbn Battuta'dan alıyor tarihçiler. Hı hı. Eğer belki aşağıda soracaksınız. İbn Battuta görmeseydi, anlatmasaydı ne eksik kalırdı işte Sevahili. Bir tanesi bu, diğerlerinde kalırdı. Konuşalım. Şimdi hocam İbn Battuta ile ilgili kısa bir tanıtım bandımız var. Onu paylaşalım izleyicilerimizle. Sonra peki, kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. O sıradan bir seyyah değil, Orta Çağ'ın en ünlü Müslüman seyyahı. Üslubu renkli ve çarpıcı. Gittiği ülkelerde hükümdarlara konuk olan, din adamlığı ve diplomatik kimliğini hiç elden bırakmayan, derviş gibi giyinen, bu yüzden de halkın bağrına bastığı bir isim İbn Battuta. 14. yüzyıl İslam dünyasıyla Türk alemine dair hemen her şey, 22 yaşında yollara çıkan bu seyyahın seyahatnamelerinde var. Gittiği, gezdiği, notlarını aldığı ülkeleri sıralamak güç iş. Mısır, Suriye, Arap Yarımadası, Irak, İran, Doğu Afrika, Anadolu, Kuzey Türk illeri, Doğu Asya, Hindistan, Çin, Endülüs ve Sudan gördüğü ülkelerden birkaçı. İslam dünyasına Hint fakirlerinden, Anadolu ahilerinden ve İran hatimlerinden bahseden ilk seyyah o. İbn Battuta bu yönüyle son derece değerli. İbn Battuta'yı önemli kılan bir başka nokta da onun Sudan ve Nijerya bölgesinin gerçek kaşifi sayılması. Sudan'daki Zenci Manding devleti hakkındaki notlarıyla bu devleti unutulmaktan kurtaran da yine İbn Battuta. Pek çok araştırmacıya göre İbn Battuta Orta Çağ'ın iki önemli seyyahından biri. Diğeri adı dünyaya mal olan Marco Polo. İnsan unsuru İbn Battuta için kentlerin genel görünümü ve binalardan daha önemli. Bu nedenle eserlerinde insan unsurunu, yaşayışını, giyim, kuşam ve geleneklerini hiç ihmal etmeyen İbn Battuta yine birçok araştırmacıya göre Orta Çağ'ın önemli etnologlarından biri. Üç kıtada birçok İslam ülkesini dolaşan İbn Battuta, gezdiği birçok ülkede sosyal hayata karışan, evlilikler yapan, kadılık, danışmanlık gibi görevler yürüten ve seyahatlerini güvenilir bir isme, İbn Düze'ye yazdıran bir seyyah. Onun yaklaşık 28 yıl süren seyahatlerinden kalan eserleri ise Türk ve İslam tarihi için bugün bile az bilinen ama çok önemli belgeler. Tıpkı unutulmuş bir hazine gibi. Şimdi hocam bantta da söylendi, çok yönlü bir şahısla ve çok yönlü bir eserle karşı karşıyayız. Şimdi demin siz de banttan önce söylediğiniz başka seyahatnameler de var. Hatta kendisi de bunlardan yararlanıyor. O dönemki seyahatnameler içerisinde İbn Battuta seyahatnamesinin yeri ya da özgünlüğü nedir diyelim. Hani daha öne çıkmış bir seyahatname çünkü. İbn Battuta gezdiği, gördüğü yerleri anlatırken kendine ilginç gelen şeyleri tercih ediyor, konuları. Mesela bir yerde gördüğünü veya çok sık görülenleri tekrar etmiyor. Ve o yönüyle bu tarafı önemli. Bir de mesela Marco Polo'nun filmden söz edildi. Marco Polo dar bir alanı anlatmış. Halbuki İbn Battuta çok geniş bir coğrafyada seyahat etmiş. O bakımdan bir bakıma oralardaki çeşitli dilleri, çünkü çok çeşitli diller konuşuluyor. Bu dillerin bir kısmını öğrenmiş kendisi. İlginç. Mesela işte Türkçe bunlardan birisi, daha sonra ondan söz edeceğiz. Arapça, Farsçayı zaten biliyor. Medrese dili öğrenmiş. Hint coğrafyasına gittiği zaman onlarda
anlaşmakta hiç sıkıntı çekmemiş. Zaten o dönemde Hint coğrafyasında Türk emirlikleri hakim. Hı-hı. O bakımdan Türkçeyi bilmiş olması yeterli. Hı-hı. Yeterli geliyor. Yani İbn Battuta bu yönüyle sadece İslam dünyasına değil, İslam medeniyetine de büyük katkısı olmuş bir seyyahtır, gezgindir. Aslında onun medeniyet tarihi bakımından da ele alınması gereken bir yönlerden birisi bu. Hı hı. İslam medeniyetinin uygulama alanlarını, hı hı. müesseselerini görmüş. Bunlardan birisi mesela Suriye'de vakıfları anlatıyor. Hı. Şam vakıflarını. Hı hı. Bu vakıflarda vakıf kuranların hangi amaçla kurduklarına dair örnekler veriliyor ki, hı hı. bu ilginç bir örnektir. Rahatlıkla hacca gitmek isteyip de hac için gelip ama parası biten veya parası bir yolla kaybolan, çalınan, hı hı. O günkü insanların başvurup bu vakıftan hacca gidip gelinceye kadar, hatta kendi ülkesine ulaşıncaya kadar harcayacağı, lazım olan, ihtiyacı olan, hı-hı. erzaki ve parayı bu vakıf veriyor. Hı-hı. Bu vakıf yine evlenecek kızların çeyizlerini temin ediyor. Hı-hı. Yine bu vakıfta bunu veriyor. Yolculara, fakir yolculara ihtiyaçlarını karşılayacak, yine kendi ülkelerine ulaşıncaya kadar gerekli masraflarını karşılıyor gibi, hı-hı. benzeri bu müesseseleri biz Suriye bölgesindeki bu vakıftan öğreniyoruz ki, hı-hı. aynı uygulama biliyorsunuz yani diğer ülkelerde de var, Anadolu'da da, Osmanlılar zamanında var zaten. Peki Marco Polo ile karşılaştırdığımızda Marco Polo daha sınırlı bir bölgeydi. Coğrafya, evet. Evliya Çelebi tabii 200-300 yıl sonra değil mi Evliya Çelebi seyahatnamesi? Evet, evet. Evliya Çelebi seyahatnamesiyle karşılaştırıldığında benzerlikleri ya da farklılıklarına ilişkin neler söylenebilir? Evliya Çelebi onun kadar daha geniş bir coğrafyayı zaten gezmemiş. Hı-hı. Evliya Çelebi'nin gezdiği alanlar Osmanlı sınırları içinde, evet. kalmış. Halbuki üç kıtayı İbn Battuta gezmiş. Yani zaten Afrika'dan yola çıkıyor, hı hı. Asya'ya gidiyor, Avrupa'nın bir kısmını görüyor, çok az bir kısmını, hı hı. görüyor ama Asya'da, Asya tarihi ve Afrika tarihi için İbn Battuta'nın eseri ilk el kaynaklardan birisi olarak kabul edilebilir. Afrika tarihi deyince hangi yönüyle ilkel kaynaklardan biri? Sudan'ın filan. Tabii onun işte Vetere'de, evet. söylendi. Hı hı. O bölgeleri İlk anlatan ve o bölgelerle ilgili yazılı olarak ilk bilgileri veren bir kaynak. Hı hı. O bakımdan birinci el kaynak olarak mesela Hindistan tuğluklarından bahsetmiş, hı hı. olması, hı hı. birinci el kaynak, hı hı. olduğuna işaret. Deşti Kıpçak ve çevresinin tarihi bakımından, hı hı. birinci el kaynak. Hı hı. Anadolu'da ahirlik teşkilatı, hı hı. için birinci kaynak. Hı hı. Biraz sonra belki üzerinde, hı hı. daha fazla dururuz. İşte Batı Afrika'daki Müslümanların tarihi bakımından da birinci el kaynak. Peki bu şimdi çok bölgeyi, yani Orta Doğu'yu gezmiş dediğiniz gibi, Afrika'yı, Mısır'ı, Kuzey Türk illerini, Anadolu'yu, Çin'i, Hindistan'ı, şu bölgelerde daha uzun süre kaldı, daha yoğunlaştı ya da kitabının içeriğine baktığımızda şu bölgelerle ilgili daha geniş hacimli bölümler var tabii, diyebileceğimiz tabii, bir şey var mı? Tabii. Yoğunlaşma. Hindistan'da 7 sene kalmış orada. Hmm. Orada kadılık yapmış. Ve o yüzden o bölgeyi daha çok anlatıyor, hı hı. ve bu sebeple dinler tarihi açısından da, hı hı. Hint dinleri açısından da henüz daha üzerinde çalışılmamış olması, hı hı. bakımından önemli bir kaynak. Yani o yönüyle İbn Battuta'nın dinler tarihi bakımından ele alınması gerektiğini belki biz ikinci söylüyoruz yani bu programda. Hı hı. O bakımdan İbn Battuta ayrıca bizi ilgilendiren tarafıyla Türkçe üzerinde bile durulmamış. İbn Battuta'da bazı kelimeler var, örf adetler var, inançlar var. Yani Türk törelerini anlatıyor.
hem Hint bölgesindeki Türk emirliklerinde yaşadıklarını, kendisi oralarda uzun süre kaldığı için evlenmiş de aynı zamanda. Toplum içine karışmış, toplumla beraber. O yüzden düğün adetlerinden bahsediyor. Yani çok dinler çok. Tarihi, folklor, din. Hepsi var. İnanç. Tabii tabii. Yani işin sosyal hayata girdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta çok az belki ama ekonomik hayatta yer yer bilgiler bulduğumuz eserlerden birisidir İbn Battuta'nın. Ki bu Deşti Kıpçak bölgesine ilişkin nelerden bahsediyor? Biraz şimdi şeyden geçmiş zaten, Anadolu'dan çıktıktan sonra Kırım üzerinden girmiş. O bölgede karşılaştığı Kırım hanlarından, onların eşlerinden bahsediyor. Ve o bölge hakkında bize dönemin diğer bilgileriyle karşılaştırarak alabileceğimiz bilgiler veriyor. Ve onları diğer bölgelere geçiyor. Fazla kalmıyor gerçi oradan hemen. O bölgede fazla kalmıyor değil mi? Geçiyor. Anadolu'da epey bir Anadolu'ya gelelim biraz. Evet. Yani İbn Battuta'nın gördüğü Anadolu desek mesela bize neleri aktarıyor İbn Battuta? Şimdi önce Anadolu'ya Laskiye'den gemiye biniyor. Alanya'da karaya çıkıyor. Ve Alanya'dan itibaren anlatmaya başlıyor Anadolu'yu. İlk verdiği bilgiler, burası Türklerin yaşadığı bir coğrafyadır diyor. Ve belki de Marco Polo'dan sonra ve önce Türkiye adını verenlerden birisi Anadolu'ya. Yani, Türkiye olarak mı bahsediyor? Türklerin yaşadığı bölgedir diyor. Evet. Ve Türkçe konuşulur diyor. Hanefi mezhebindendirler diyor. Yani bunlar Müslüman Türkler. Yani Anadolu'nun Türkleştiğini ve İslamlaştığını 1330 yıllarında İbn Battuta'nın eserinden rahatlıkla görüyoruz. 1330 deyince Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu hani 1299 kabul edersek yeni yeni Osmanlı daha küçük bir beylik o zaman. Evet. Anadolu beylikler tarihi bakımından işte en önemli kaynaklardan birisi. Biz son zamanlarda Anadolu beylikleri konusunda bir dizi sempozyum düzenliyoruz. Bunlardan dördüncüsü bu sene Manisa'da Saruhan Oğulları Beyliği ile yapılacak. Onların hepsinde gördük ki özellikle Batı Anadolu beyliklerini anlatırken İbn Battuta'yı kullanmadan anlatamıyorsunuz o dönemi. Yani beylikler devrinin Anadolu beylikleri, Anadolu'da iki beylik dönemi yaşanmıştır. Bir Malazgirt'ten sonraki beylikler, bir de Moğol istilasından sonraki beylikler. İşte İbn Battuta'nın geldiği zaman Moğol istilasından sonra kurulmuş olan beyliklerdir. Bunlardan da özellikle Batı Anadolu'da kurulmuş olanlar, belki o dönemde uç beyliklerinin ortaya çıktığı dönemlerdir. İşte Aydınoğulları Beyliği, Menteşoğulları Beyliği, Germiyanlılar, bütün bunlar İbn Battuta'nın eserinde anlatılıyor. O dönemdeki kültürel hayatı da buluyorsunuz. Mesela Mevlana'dan bahsediyor. Mevlana'nın eserinin okunduğuna, Mevlana vefat ettikten yaklaşık 50 sene sonra gelmiş görmüş Anadolu'yu. Ve o dönemde Mevlana'nın Mesnevisi'nin medreselerde okunduğunu gösteriyor. Ve Anadolu'ya girdikten sonra Alanya'dan Antalya'ya, Antalya'dan Denizli'ye öyle bir güzergah takip ediyor. Bu güzergahı da adeta İbn Battuta'nın gezdiği yerleri ben yani derslerde öğrencilere harita üzerinde gösteriyorum. O haritamı getiremedim. Tabii. Keşke bak getirsek çok rahat burada kullanabilirdik. Şöyle bir açı görürse Erzurum'a kadar gidiyor. Erzurum'dan geri orada bir atlama var. İzmir'e geliyor. Tabii uçakla geldiğini söyleyemeyiz. Evet. 14. yüzyıl için. Notlarında bir karıştırma olduğunu zannediyoruz. Bu konuda çalışanlar da bu görüşü ifade ediyorlar. İzmir'den Aydınoğulları Beyliği var orada.
Birgi'ye geliyor. Aydınoğulları'nın baş şehri Birgi. Oradan İzmir'e geçiyor. İzmir'den Manisa'ya, Manisa'dan Bursa üzerinden işte İznik'te Orhan Bey'i mesela Nilüfer Hatun'la kahvaltı yapıyor, çorbasını içiyor ve İznik'ten sonra Sinop üzerinden, Kastamonu Sinop üzerinden de Karadeniz yoluyla Anadolu'dan çıkıyor. Kuzey Türklerinin dediğimiz yer. Evet, bölgeye geçiyor. İşte bu dönemde Anadolu, Anadolu'nun sosyal hayatı, kültürel hayatı, ekonomik hayatı ile ilgili epeyce bilgi veriyor. Ama en önemlisi ahilik üzerine. Evet. Şimdi ahilik araştırmalarının temel ya da önemli kaynaklarından birisi değil mi bu seyahatler? Kuşkusuz. Neden önemli bir kaynak? Ahiliği biz hep temel kaynak olan fütüvvetnamelerden tanıyoruz. Fütüvvet teşkilatı sizin var. Sizin konuyla ilgili kitabınızı da göstereyim izleyicilerimize de. Hay edenler olabilir. Daha detaylı okumak için. Benim İbn-i Battuta'ya eğilmem zaten ahilikle ilgili açılan bir yarışmada yarışmaya katılmak için öyle bir çalışmaya başlamıştım. 93 yılında 1993 yılında o zaman gördüm ki İbn-i Battuta'dan önce bizzat gözleme dayanarak ahiliği anlatan bir başka kaynak yok. O bakımdan ahilik hakkında ilk bilgileri veren gördüğünü ahiliğin nasıl çalıştığını anlatan bir seyahatçiler zaten ilkeleri belirten ilkeler tabii kitaplar. Yaşama tarzını temel nasıl olacağını anlatıyor. Kurallar. Ama uygulamayı yani sahadaki yansımalarını biz ilk çevrede kaynak olarak İbn-i Battuta'dan mı öğreniyoruz? Anadolu'daki şey. İbn-i Battuta diyor ki fütüvvetname okuyorlardı diyor. Ahizaviyelerinde. Bir de her gittiği yerde ahizaviyesi arıyor. Neden arıyor? Çünkü oralarda iyi karşılanmış. Konaklanıyor değil mi? Konaklama imkanı var. Rahat pansiyon gibi veya işte motel gibi rahat orada misafirhaneler var. Çünkü İbn-i Battuta tek başına gezmiyor. Bir ekibi var. Yani onu belki baştan söylememiz lazımdı. En az 7-8 kişilik bir grupla geziyor. Bunların arasında her gittiği yerde kendisine hediyeler veriliyor. Her bey gezip gördüğü yerleri anlatması için kendisine ricada bulunuyor. Ve daha uzun süre kendi yanında kalması için ısrar ediyorlar. Israr edenler var. Bunlardan birisi Aylin oğlu Mehmet Bey mesela. Özellikle yaz günü gelmiş ve yaz günü de o Bozdağ'da tepede oturuyor. Yazlığına götürmüşler. Oradaki sarayında misafir etmiş İbn-i Battuta'yı. Onları anlatıyor. Böyle detay bilgiler var. Saray hakkında, köşk hakkında, kıyafetler hakkında, yaşama biçimi hakkında anlatıyor. İşte onlardan birisi ahilikle ilgili karşılaştığı ilk olay Denizli'de yaşanıyor. Nedir o olay? Denizli'ye girdiğinde şehre girişte dükkanlar var şehrin içinde. Dükkanlardan çıkan insanlar bunların atlarının yularına tutmuşlar. Biri bir tarafa çekiyor, öbürü öbür tarafa çekiyor. Neredeyse birbirlerine bıçak çekeceklerdi diyor şeyde. Niye bizi ağırlayacağız diye? Oraya geleceğiz. Sonu anlamıyor, korktuk diyor. Acaba bunlar yolumuzu kesen Germiyanlılar mı diye o duymuşlar. Sonra Arapça bilen birisi gelmiş. Meğer bunlar onları misafir etmek için birbirleriyle çekişiyorlarmış. Sonra kura atıyorlar. Kura işte Ahis Sinan'a düşüyor. Ve onlar alıp Ahis Sinan taraftarları alıp misafir ediyorlar. Ertesi günü de diğer taraftarı alıp götürüyor. Onlar misafir ediyorlar. Yani ondan sonra her gittiği yerde burada ahizaviyesi var mı diye arıyor, soruyor. Onun için ahilik hakkında hemen hemen ahiliğin Anadolu haritasını sadece İbn-i Battuta'nın anlattıklarından çıkardığımız zaman bize Anadolu'nun bütününe ahiliğin yayıldığını gösteriyor. O bakımdan önemli bir kaynak. Yani gezdiği yerlerdeki diğer bilgiler yanında ahizaviyelerine özel bir
BAPMAÇ'ı öyle mi? Özellikle Anadolu'da. Anadolu'da bu, her tarafta bunu, burada Ahi Zaviyesi'ne uğradık diyor. Ve Ahi filanı ziyaret ettik diyor. Ahi filan bizi davet etti diyor. O yüzden hatta Ahi Zaviyesi'nde kaldığı zaman şehrin beyi kendisini bizde kalın diye çağırdığında yok ben burada rahatım diyor. Şimdi hocam direkt hani İbn Battuta'nın ahilikle ilgili bilgilerine geçtik de belki bir iki cümle de ahilik nedir diye bir şey söylememiz lazım hani izleyicilerimiz açısından. Ahilik bir defa esnaf teşkilatı olarak en çok bilinir, tanınır. Bu ahi kelimesinin İbn Battuta da akı olarak alıyor. Akı cömert demek. Zaten biraz şeyle yardımlaşma ile ilgili, sosyal yardımla ilgili de özelliği var. Bunu Divan-ı Lugat-ı Türk'te de akıllık, cömertlik, hayırseverlik gibi özellikleri bulunan insanlar için kullanıyorlar. Tıpkı Türkçemizdeki dakının dakiye dönüştüğü gibi buradaki akının da akiye dönüşmüş olması muhtemeldir diyen tarihçiler ve görüşler var. Ama bunun yanında kardeş manasına Arapçadan gelen ahden, ahiden geldiğini söyleyenler de var. Ama her ikisinde de aynı kapıya çıkıyor yine neticede. Kardeşlik anlayışı. Evet. Bu bir tür esnaf örgütlenmesi ama işte sosyal hayata yaygınlaşmış ticari, ekonomik, dini boyutlar olan bir yapıya benziyor. Şimdi hani tasavvufi yönü var dedik. Vetrede de söylendi. Ahi gibi gezen, ahi gibi giyinen veya bu tasavvuf gibi, derviş gibi gezen, derviş gibi giyinen bir zat olması yönüyle İbn Battuta çok seviliyor. Ve onu o yüzden İbn Battuta'nın anlattıkları arasında onun zaviyelerde rahat ettiğini gösteren bilgilere hep rastlıyoruz. Ve yani benim gördüğüm kadarıyla İbn Battuta'nın anlattığı Anadolu'daki ahilerin bir yaşama biçimleri var günlük. Akşama kadar yaşadıklarını, kazandıklarını, çalıştıklarını akşam getirip zaviyenin başkanı olarak kabul edilen ahiye teslim ediyorlar. Ve ahi onları zaviyenin giderleri için harcıyor. Çünkü yemeği topluyorlar diyor. Biz onu görüyoruz şeyde. Ve kitap okuyorlar. Yer yer semaya kalkıyorlar. Raks ediyorlar. Zikrediyorlar. Kur'an okuyorlar. Aşırı şerif okunarak zikirden sonra raksa semaya kalktıklarını anlatıyor. Bütün bunlar o günkü ahi zaviyelerinin nasıl işlediğini, nasıl çalıştığını gösteren değişik örnekler olarak görülüyor. Şimdi peki bu kitabın ortaya çıkması, haberdar olunması, yayınlanmasının bir hikayesi var mıdır hocam? Mesela Batı'da ne zaman ilk defa fark ediliyor? Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Batı'da yayınlanmış. Ve onun için de 19. yüzyıl sonunda da bizde Türkçe'ye tercüme edilmiş. Fakat çok okunduğunu şuradan biliyoruz. Birçok nüshası var muhtelif kütüphanelerde. Onun için Batılıların o yüzden dikkatini çekiyor. Peki buradan hareketle şeyi sorsak, Batı'da bir İslam dünyası algısının oluşumunda etkisi, katkısı var mıdır? Varsa ne yönde olmuştur? İşte 14. yüzyıl İslam dünyasını tanımak isteyenler İbn Battuta'yı önemsemişler ve eserini o yüzden kendi dillerine çevirmişler. Farklı İngilizce çevirileri var Batı'da. Fransızca çevirisi var. Onun için yani hem metin olarak Arapçasıyla birlikte yayın yapmışlar. Basın gibi. Evet. O bakımdan İbn Battuta'nın eseri maalesef Türkiye'de o kadar yayınlanmamıştır, o kadar çalışılmamıştır. En son Sait Aykut meslektaşımız
iki cilt halinde yayınladı. Şu anda elde bulunan en güvenilir yayın olarak onu kabul edebiliriz İbni Battuta'nın. Yakında da yayınlandı. Şu anda piyasada da var zaten. Evet. Tabii tabii. Birkaç sene önce yayınlandı. O başarılı bir çalışma olduğunu ben gördüm. Böylece haberdar etmiş olalım. Emeğini zikretmiş olalım. Tabii. Sanıyorum görsel olarak da çok belgeseller falan var İbni Battuta ile ilgili. Türkiye'de ne kadar var bilmiyorum ama İngilizce'de, Batı'da çok İddialı kurumdan yaptığı belgeseller var. Evet, o belgesellerden bahsedildi ama ben kendim seyretmedim. Evet. Onun için yani okumadım. Peki hocam, İbn Battuta'nın bu eseri olmasaydı, demin biraz değindiniz ama biraz daha açalım istiyorum. Biz bugün hangi bilgilerden yoksun kalırdık? Şimdi İbn Battuta'nın bize işte ahilik hakkında mesela yeterli görgüye dayanan bir bilgiye rastlayamazdık. Hı hı. Yani onu ondan mahrum kalırdık. Hı hı. Efendim Maldiv adaları ki çok uzak doğuda bulunan adalar. Orada Müslümanların yaşadığını, Müslümanlığın yayıldığını bilemezdik. Hı hı. Hatta ilginçtir. Orada bir prensesin idare ettiğini, o prensesin de Türkçe konuştuğunu söylüyor. Maldivler'de. Evet, Maldivler'de ki bu prensesin Türk olduğu konusunda Türkçe konuşmuş olması yeterli bir bilgidir. Bunu da sadece İbn Battuta veriyor. Tuğluk Şah hakkında yine Hindistan Türk emirlerinden olan Tuğluk Şah hakkındaki bilgilerden mahrum olurduk biz. Eğer İbn Battuta'yı okumasaydık veya onun eserine sahip olmasaydık. O bakımdan İbn Battuta hem Uzak Doğu'nun hem Afrika'nın, Batı Afrika'nın Müslüman tarihi bakımından da yine eksik kalırdı. Onun dışında Türk tarihi bakımından olduğu kadar genel manada dünya tarihi bakımından da önemli bilgiler veriyor. Ve bizim gezdiği geniş coğrafya hakkında eser yazmış olanların eserleriyle karşılaştırılabiliyor nitekim. Birçok araştırıcı bunu yapmışlar ve İbn Battuta'nın verdiği bilgilerin doğru olduğunu tespit etmişler. Bazen tabii şüpheler doğmuş, soru işaretleri var. Gibi gözüken, evet, çelişki gibi gözüken ama o çelişki gibi gördüklerimizin o coğrafya ile ilgili diğer kaynaklarla teyit edilebileceğini gösteren örnekler var. Çalışmalar var. Kendi dönem için çok önemli. Dediğiniz gibi çok açı, farklı açılardan önemli bir eser. Günümüz için ne anlam ifade eder desem neler söylenir? Şimdi tabii 14. yüzyıldan 20. yüzyıla bakmak veya 21. yüzyıldan 14. Evet. yüzyıla bakmak mümkün değil ama kendi dönemi için bir defa vazgeçilmeyecek kaynaklardan birisi. Ama biz bugün şunu söyleyebiliriz. Anadolu'da yaşayan veya diğer Müslüman topluluklarda yaşayan birçok inancın, örf adedin, yaşama biçiminin o dönemlerde de var olduğunu görebilme imkanına sahibiz. Yine bir başka yazar diyor ki döneminin tarikat haritasını veriyor diyor. Yani bu tasavvuf hareketinin ve tasavvuf tarihinin de önemli kaynaklarından birisi olarak kaydediyor. Hem de onu İbn Battuta'nın eserini ona girmedik. Nasıl yazıldığını, yazdırıldığını. Fas'ta Merini Sultanı'nın yanına intisap ediyor. Onun meclisinde üye olarak üst rütbede, yüksek düzeyde meclis üyesi olarak çalışıyor. İşte o dönemde İbn-i Cüzey diye bir zat, İbn-i Cüzey Kelbi adında bir zat, iyi bir katip. Kendisine verilen notları, İbn-i Battuta'nın notlarını birleştiriyor, bütünleştiriyor. Bugünkü şeyle belki editör mü? Editör işte yasını üstlenmiş. Yayını hazırlıyor. Yayını hazırlıyor. Zaten sultanın emriyle yapıyor o. Ve güvenilen bir insan. Zaten o bakımdan diğer seyahatnamelerden farkı da bu.
Birkaç yıl sürüyor değil mi bu metne geçirilmesi? Birkaç ay sürüyor. Birkaç ay mı sürüyor? Birkaç ay sürüyor. Hazır notlardan kitap haline getiriyor. Evet. Hmm. İşte Aralık'ta başlıyor. Şubat'a kadar 3 ay, 4 aylık bir çalışmanın ürünü olarak. Uçakta bir eser için çok hızlı bir çalışma değil mi hocam? Birkaç ayda. Yok ama elde notlar var. Notları birleştiriyor. Notları var. Fakat o notlarda mesela şahıs isimleri, yer isimleri gibi bazı takıldığı noktaları da araştırıyor ve onları adeta edisyon kritik yapıyor gibi buluyor ve doğrusunu yazmaya çalışıyor. Buna rağmen yer isimlerinde, şahıs isimlerinde bazı hatalar görülebiliyor. Onu da görüyoruz. Bilinen başka bir eseri var mı? Seyahatnamesi var. Bir eserinden bahsediliyor seyahatnameden ayrı ama o eser henüz ele geçmiş değil. Buna değil. Yani sadece seyahatnamesi hakkında bilgi sahibiyiz. Tabii Türkiye Türkçesine birkaç farklı şekilde aktarıldığını biliyoruz ama seyahatname üzerine yeteri kadar tez yapıldığını, yaptırıldığını söylemek herhalde kolay gözükmüyor. Maalesef benim söyleyemeyiz. Ama şunu temenni edelim ki bundan sonra araştırıcılar İbn-i Battuta'nın hayatı, hatta düşünceleri, görüşleri ve eseri üzerine eğilsinler. Farklı yönlerle yani dediğimiz gibi bir defa sosyoloji açısından da ele alınabilecek, sosyal tarih açısından ele alınabilecek bir eser. Kültür tarihimiz bakımından önemli. Yani hem Anadolu için hem diğer Türk dünyası için hem İslam dünyası için. İslam medeniyetinin 14. yüzyıldaki durumunu ele alan bir eser. Başka eserlerle karşılaştırarak bu konuda bir tez yapılmalı, birkaç tez yapılmalıdır diyorum ben. Hocam bununla kapatalım. Böylece genç araştırmacılar için de bir çağrı olsun bu. Sizin yol göstermeniz olsun. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, rica ederim. Buraya kadar geldiniz. Çok sağ olun. Sağ olun. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü programımızda İbn-i Battuta seyahatnamesini çeşitli yönleriyle ele aldık. Konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Şekerdi Uşak Üniversitesi'nden. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.